Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi-cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Bugün çok tatlı iki kardeşimiz var. Çok da güzel bir akrabalıkları var. Dayı yeğen. Öyle değil mi? Evet. Gerçi Mehmet kardeşimize baktığımız zaman pek böyle hani yaşı küçük ama dayı gibi duruyor gerçekten. Evet. Sevgili Merve Nur Atak ve Mehmet Ceyhan kardeşimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Merve 8 yaşında. Mehmet 14 yaşında. Yaz tatilindeler. Bu güzel pazar günü inşallah bizlerle beraber geçirecekler. Bir de şimdi kendi ağızlarından dinleyelim bakalım. İşte tanıtsınlar kendilerini, bize neler yaparlar, nelerden hoşlanırlar, yaz tatilini nasıl geçirecekler. Böyle kısaca bir anlatın bizlere bakalım. Hadi Merve, sen başla istersen. 8 yaşındayım. Tatilde en çok yüzmeyi seviyorum. Oo, bol bol yüzeceksin o zaman. Evet. Harikasın. O kadar. Karne nasıl geldi? Hepsi 5. Hepsi 5. Bu kadar ya. Hepsi 5. Dolu dolu böyle söyleyebiliyor. Ne kadar güzel. Tebrik ediyorum seni. Benden de sana 5 geldi, tamam mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ve sevgili Mehmet Ceyhan, seni de tanıyalım. 14 yaşındayım. Sınıfı teşekkürle geçtim. Ben yazın... de teşekkür ediyorum sana. Ne kadar güzel, teşekkürle geçmişsin. Yazın gezeceğim yani. Genellikle hep öyle oluyor. Bu kadar. Harikasınız, evet. Güveçte fasulyemizi hazırlayalım inşallah. 1 kilogram taze fasulye, 2 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 3 adet domates, 2 yemek kaşığı salça, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber, 100 gram da kaşar peyniri kullanacağız. Güveçte etsiz taze fasulye için. Evet. Tabii her gün et olmaz. Tabii çünkü vejeteryan olan izleyicilerimiz tabii de var. Şimdi vejeteryan biz... olmasak da usta biliyorsun çok aşırı ete yüklendiğimiz evet zaman bu sefer ne yaparız? Sağlığımızdan oluruz. Şöyle... biz zaten ne yapacağız? Önümüzdeki haftadan itibaren mesela pazartesinden itibaren şey yapacağız. Mesela çalışan ev hanımlarımız için özellikle onlar için birebir yemekler yapacağız. Hani işten eve yorgun argın geliyorlar onun için... Hemen ne yapayım, ne yapmayayım düşüncesi olmadan biz buradan 15 dakika içinde veya da 20 dakika içinde pratikçe güzelce hazırlayabilecek de yemekler yapacağız. Harikasınız. Bundan sonra onları da yapacağız. O işten gelen bayan izleyicilerimiz kesinlikle düşünmeden rahat bir şekilde 15 dakika içinde o yemekleri hazırlasınlar. Çok güzel, çok güzel. Evet, önlüğümü takmak istiyorum. Buna bana hediye gelmişti evet, biliyorsun Rusya'dan. Çok yakıştı Ayşegül Hanım. Çok sağ olun. Ama biliyorsun usta senin de böyle bu renkte bir önlüğün var. İnşallah... Kıskandım ben sizi, ben de gittim aldım aynısını. Estağfurullah. Bunu inşallah ne yapalım? Önümüzdeki haftada bir gün böyle hep beraber. Tabii ikimiz... ben hem önlük hem şapka aldım aynısında. Evet, ben şapka yakıştı bana. Aslında size de bir tane şapka alalım. Bir eşarp yaptırabiliriz böyle bundan. Evet. Bekliyoruz tabii şimdi tamam. Aslında biz yaptıramasak da sponsor olacaklar vardır belki böyle buradan söyleyelim yani. Önlük hediye ederseniz bekleriz. Sevgili kumaşçılar, sevgili önlükçüler. Evet. Şimdi ne yapalım Ayşegül Hanım? İlk önce şöyle. Ben eldiven alayım. Tamam. Size yardım edeceğim çünkü önlüğümü de taktım. Bugün ben de böyle biraz artık mutfak havasını aşçılık yaşamak istiyorum. Aşçılık moduna girdim diyorsun aşçılık değil mi? Aşçılık moduna gireceğim tamam, bugün. Güzel. O zaman şöyle. Hafta sonları özellikle böyle yemeğe katkı sağlamayı ben de seviyorum tabii ki. Çocuklar da geliyorlar ya hep beraber yapalım. Evet şöyle ne yapalım? İlk önce sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi şöyle soğanımızı, bir adet soğanımızı şöyle doğrayalım. Güvecimizi aldık. Şöyle soğanlarımızı yarım piyaz şeklinde güzelce doğradıktan sonra şöyle güvecimizin altına... Şöyle döküyoruz gördüğünüz gibi şöyle soğanlarımızı serdikten sonra sarımsaklarımızdan şöyle içine 3-4 diş sarımsağımızı atalım. Daha iyi bir lezzet ve güzel evet, bir tat versin diye. Gerek yok sarımsakları. Doğramaya gerek yok. Ben zaten şöyle içinde... uzakta durayım soğanları siz dizin ben gerisine yardım edeyim. Tabii tabii öyle kaçın siz. Ağlamak istemiyorum ya hakikaten gözlerim yaşarıyor. Mehmet dayı ve Merve Nur'a soracağım bu arada. Sever misiniz taze fasulyeyi çocuklar?
Evet. Harikasınız. Yemek ayırıyor muyuz? Yok. Merve Nur, ayırmıyoruz değil mi? Peki en sevdiğimiz yemek hangisi? İkinizden de alayım bak. En sevdiğiniz yemekler neler? Benim karnabahar. Nasıl yani? İlk defa bunu duyuyorum. Usta karnabahar seviyormuş. Evet. Harikasın. Evet. Şoktayım. Neden şoktayım? Çocuklarımız biliyorsun sebzeyi çok sevmiyorlar ama maşallah Merve Nur. Zaten şimdi bütün karnabeş gelmiş ya. Neden evet. Beş gelmiş? Bol bol karnabahar yemiş. Evet bakın sevgili çocuklar siz de bol bol karnabahar tüketin. Bol bol karnabahar yiyin. Merve gibi karnenizin hepsi beşte olsun. Tamam mı? Söyleyelim mi Merve? Sen de söyle. Karnabahar yiyin de bol bol. Karneniz beş olsun. Beş olsun. Tatilde karnabahar yiyin, karneniz hep beş olsun. Harikasın, muhteşemsin. Peki sen Mehmetciğim hangi yemeği seviyorsun? Ben bütün yemekleri seviyorum. Yani ayrım yok bende diyorsun. Yok. Bu da güzel, harikasın. Evet. Ne yapıyor şimdi? Evet. Şimdi, ben yardım edeceğim size ama tamam. Güveci şöyle alayım. Tamam, yanınıza alın. Evet. İlk önce şimdi altına soğanımızı serdik Ayşegül Hanım. Evet. Üzerine de 4-5 diş kadar böyle sarımsağımızı bir bütün halinde koyduk. Evet. Ben şimdi dilim domates vereceğim. Bizim. Tamam. Onu da onun üstüne. Güveci bu tarafa alalım. Evet. Kameraman kardeş diyor ki ben de göreyim diyor nasıl yapıldığını diyor. Çünkü ben diyor, yakında diyor evleneceğim diyor. Evde diyor ben de diyor, bol bol yemek yapayım. Şöyle soğanımızın üzerine domateslerimizi. Evet harika edelim. Olacak ya. Güveçte yapılan bütün yemekler çok güzel oluyor gerçekten. Bugün de taze fasulye taze yapacağız. Taze fasulye yapacağız. Soğanları dizdik, sarımsakları dizdik ve üzerine taze fasulyemizi diziyoruz. Evet şöyle. Fasulyelerimizi yıkamıştık güzel bir şekilde. Kafalarını almıştık. Şimdi de ne yapıyoruz? Ufak ufak böyle doğruyoruz. Evet, muhteşem bir görüntü. Bizim yönetmenin doğum gününe kaç gün kaldı Ayşegül Hanım? Ona geç bu hafta mıydı herhalde? Ona bol bol hediye alalım. Evet, siz yönetmeni çok seviyorsunuz. Hakikaten ben çok seviyorum ya, canım benim. Yani onu geçen gün yolda giderken baktım bir yere giriyor kahvaltı yapmaya. Dedim hayırdır yönetmenim, orada dedim bulamazsın dedim. Ama yanlış yere geldi. Kahvaltı yapacağım diye markete girmiş. Dedim orada ne çay var ne poğaça var, ne iş var senin orada? Ondan sonra diyor ki ya diyor, ben de uykuluydum, yanlışlıkla oraya girdim diyor. Evet, şöyle güzelce sevgili izleyicilerimiz. Evet. Evet. Güvecimizin ortasına kadar doldurduk. Şimdi arasına tekrardan bir tane soğanımızı şöyle yarım piyaz şeklinde doğrayıp şöyle Ayşegül Hanım'ın çok sevdiği vazgeçemedi. Hakikaten çok seviyorum. Şaka bir yana. Benim elmam dedi, soğanı doğruyoruz. Çok seviyorum ama işte böyle hani derler ya, gülü seven dikenine katlanır hesabı. Aynen. Ne yapayım, gözlerim çok böyle yaşarıyor ya, dayanamıyorum bu soğana. Soğan beni ağlatıyor. Evet, bir soğana dayanamıyorsunuz, bir acımbere dayanamıyorsunuz, bir de robotlara değil mi Ayşegül Hanım? Aynen öyle. Evet, şöyle evet soğan, üzerine bir sana doyamadım, bir de robota. Bir de Abdullah olsan yaptığı yemeklere doyamıyorum tabii teşekkür ki. Teşekkür ederim, sağ olasın. Onlar sizin katkınızla beraber oluyorlar. Evet, yani o kadar duygulandım ki şu an hakikaten. Evet, 100. programda robotları hediye etti ya sevgili izleyicilerimiz, onun için göz duygulandı. Tutamıyor. Evet, göz yaşlarını tutamıyor. Şöyle güzelce en üstte de sevgili izleyicilerimiz şöyle domatesimizi koyduk. Ay hakikaten yani. O da Ayşegül Hanım. Ama gerçekten yani çok etkiliyor gözlerimi. Çok etkileniyorsun değil mi? Acayip derecede. Evet. Özür dilerim ya. Evet, tutamıyorum gözyaşlarımı. O kadar böyle duygusallaştım ki. Evet. Sen yani neredeyse beni de ağlatacaksın yani. Şöyle sevgili izleyicilerimiz.
Güvecimizin altına ilk önce ne yaptık? Güzelce soğanlarımızı doğradık, ilave yaptık. 400 sarımsağımızı ilave yaptık. Ondan sonra üzerine domateslerimizi dizdik. Ondan sonra taze fasulye dizdik ve ortasına tekrardan soğan, domates, taze fasulye dizdikten sonra şöyle hemen hemen güvecimiz doldu. Şunları da doğrasak herhalde güvecimiz tamamlanacak. Şöyle güzelce sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi şöyle bütün malzemeyi de içine ilave ettikten sonra şöyle üzerine biraz sıvı yağımızdan döküyoruz. Evet, şöyle biraz da suyumuzdan alacağız. Çok fazla olmayacak şekilde suyumuzu da içine ilave yapacağız. Evet, mahmur gözlerle geldim evet. Ben. Gözlerim kanlı kanlı. Kanlı ve yaşlı bir şekilde devam ediyoruz. Şöyle biraz suyumuzu içine ilave yapıyoruz. En alt kısmına sevgili izleyicilerimiz. Şimdi şöyle ben geniş bir tabak almak istiyorum. Şöyle geniş bir tabak aldık. Şöyle gördüğünüz gibi. Onun içine 2 yemek kaşığı kadar salçamı ilave yapacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar salçamı ilave ettikten sonra şöyle yeterince tuzumu içine ilave yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ayşegül Hanım'ın vazgeçemediği rüyasından gördüğü. Evet, pul biber evet, ama çok koymayalım. Çok koymayacağız. Çocuklarımız için. Hı hı. Az bir şey de çok hafif bir şey. Karabiber. Şöyle sevgili izleyicilerimiz. Sadece kaşığımızı ucuyla. Evet, yemeğimize bu arada bakın önemli bir nokta. Tuz koymadık. Ne yaptık? Tuzumuzu salçamıza ilave ettik. Salçamıza ilave yapıyoruz ve az bir şey suyla salçamızı sevgili izleyicilerimiz çırpacağız. Şöyle güzelce. Siz isterseniz salçayı kullanmayabilirsiniz. Çünkü içinde domates de var. Ama biz biraz görüntüsü daha güzel olsun diye salçamızı da kullandık. O sizin zevkinize kalmış bir şey sevgili izleyicilerimiz. Ama domatesi de çok koymadığımız zaman etkilemiyor zaten. Evet, çok İki fazla... adet domates kullandık. Evet çok yani aşırı çok zaten şey yapmadık. Taze fasulye salçayla da güzel oluyor yani güveçte evet. Olacağı için. Şöyle salçamızı, tuzumuzu, pul biberimizi ve karabiberimizi de güzelce çırptıktan sonra şöyle güvecimizin üstüne evet, gezdiriyoruz harika bir şekilde sosumuzu. Şimdi güvecimizi robotumuza koyacağız değil evet, mi? Robotumuzda evet robotumuzda pişireceğiz biliyorsun. Tamam. Robotumuzda her şey yapıyoruz. Şöyle bir karışıyoruz. Şu anda tamam. Şimdi en son aşama olarak sevgili izleyicilerimiz. Usta şimdi insan ağladığı zaman ne oluyor? Bir üzerine bir ağırlık çöke, bir mayışıyor ya. Şu an o durumdayım inanın. Yani öyle bir yaktı ki soğan gözlerimi. Ya özellikle, özellikle o soğanları ben seçiyorum ki şöyle şey olsun Ayşegül Hanım. Ağlasın böyle. Ya suikast hazırlıyorsunuz evet, bana. Evet şöyle kenarlarına sevgi zicimi. En son üstüne de. Nasıl görünüyor çocuklar beğendiniz mi? Güzel. Güzel değil güzel mi? Güzel. Şöyle hı-hı domatesimizi de en üstüne sevgi zicilerimiz. Şöyle güzelce. Çocuklarımız her yemeği seviyormuş zaten. Bugün evet de onlara böyle bol vitaminli, sağlıklı, lezzetli güveçte taze fasulye hazırlıyoruz. Ve tabii ki robotumuzda pişireceğiz. İnşallah piştikten sonra çocuklarla beraber afiyetle yiyeceğiz tabii ki. Evet çocuklar şimdi Merve Nur dedi ki ben dedi yaz tatillerinde özellikle bol bol yüzmeyi seviyorum. Evet. Yüzmeye nereye gidiyorsun Merve Nur'cum? Nerelerde yani havuza mı gidiyorsun yoksa öyle hani memlekette ben Nevşehir'de var mı deniz? Yok Nevşehir'de deniz evet, yok. Evet Nevşehirli bu arada çocuklarımız. Nevşehir'de deniz yok. Yok ama İstanbul'da o zaman. Buradan gönderirsen şey görürüz. Annem beni kursa götürecek. Yüzme kursuna. Oo harikasın. Orada bol bol harikasın, muhteşemsin. Evet, ne yaptık evet, şimdi usta? Şimdi bütün malzememizi, evet, bütün malzememizi sevgili izleyicilerimiz dizdikten sonra şöyle güzelce robotumuza. Evet, bu sefer ne yaptık? Robotumuzu diğer enerjisine, elektrik olan değil de tüplü dedik ya. Tüpünü yaktı. Şöyle. Tüp görevi görüyor şu an. Güvecimizi üzerine koyduk da inşallah böyle güzel bir şekilde pişecek. Aynen öyle. Şöyle kapağını zaten kapattık. Yavaş yavaş yemeğimiz pişsin.
Evet, harikasınız. Ellerinize sağlık. Çok güzel görünüyor gerçekten. Şöyle bir bakalım güvecimizin durumu nasıl? Ne yaptık ilk bölümümüzde evet, sizlere? Güveçte taze fasulye yaptık. Harika bir şekilde soğan üzerine daha sonrasında biber domateslerimizi doğradık. Sonra ne yaptık? Kuru fasulye, taze fasulyemizi. Bir kapağını açalım istersen Şegül Hanım. Evet açalım. Taze fasulyeyi koyduk. Sonrasında yine soğan ve domatesle süsledik. Güzel salçadan bir sos hazırladık. Bakın ne kadar harika bir şekilde pişiyor görüyorsunuz. Kaynıyor, kaynıyor. Robotumuz da kaynıyor resmen. Evet, harika bir şekilde değil mi Ayşegül Hanım? Evet. Yani her şeyi yapabiliriz. Sadece bir tane robot elde ettikten sonra ne istesek aynen öyle hazırlayabiliriz yani. Sadece şey evet değil. Biraz daha pişmeye devam etsin. Düşünsene Ayşegül Hanım mesela şöyle bir robotu alıp kıra gittin veya da tarlaya gittin veya da bahçedesin veya da nerede olabilirsin? Pikniktesin. Evet. Şöyle güzel güveçler, çorbalar, yemekler, kuru fasulyeler. Yani bu sadece ızgarayla bağlantılı bir şey tabii değil ki, yani. Tabii ki. Olur ya imkanı olmayıp et alamayan izleyicilerimiz de olabilir veya da her şeyi yapabilir. Çorbada tutup kuru fasulye. Et sevmiyordur, mangal sevmiyordur, evet. Yemek yapmak istiyordur, piknikte çorba içmek istiyordur, pilav yemek istiyordur. Onu da yapabilirler evet, yani. Yani çok kullanışlı sevgili izleyicilerim. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Gönül biliyorsun rahatlaşır. Yaz dönemine girdik. Yazlıklarda özellikle rahat bir şekilde kullanabilecekleri evet muhteşem bir şey. Zaten çalışıyorsan, memur iş yerinde bile kullanabilirsin. Aynen kullanabilirsin. Öyle. Harikasın usta. İçinde çay da yapabilirsin. Ne istersen onu hazırlayabilirsin. Fasulyemiz de şöyle hazır. Bunu alacağım. Alayım şöyle bir değil mi? Kaçın beni. Sevgili izleyicilerimi şöyle. Şöyle bir kameramız bir göstersin. Göstersin. Hala kaynama devam ediyor. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz. O kaynarken siz de şöyle yavaş yavaş şöyle üzerine kaşar peynirini güzelce şöyle rendelersiniz. Gördüğünüz gibi. Ona apayrı bir tat ve lezzet verecek. O zaten böyle kaynamaya devam ediyor bir 15 dakika kadar. Kolay kolay çabuk soğumadığı için şöyle güzelce kaşar peynirini de üstüne ilave yaptık. Oo, hala kaynıyor zaten. Hala kaynıyor. Güveç. Hala kaynıyor. Evet, şu anda o kaynasın, kaynama devam etsin sevgili izleyicilerimiz. Süsle bakalım Merve. Süsle. Süslemeye devam. Ustamızın hazırladığı güveçte taze fasulyemiz de hazır. Daha ne olsun? Kaşar peynirini de üzerine rendeledik. Hala kaynıyor sevgili izleyiciler. Evet, kameramız bir şöyle bir girsin. Evet, hala kaynıyor gerçekten. Bir göstersin şöyle peynirler eridi. Muhteşem görünüyor. Peynirler de eridi. Evet, şöyle görünüyor evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Fokur fokur kaynıyor şu an. Ve tabii ki yanında da sevgili Merveciğimin, Merveciğim ve pudingini tabii ki Mehmet kardeşimiz de hazırladı. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Yine yarın aynı saatte karşınızdayız tabii ki. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili izleyiciler, yine bir günü, güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar.